Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıfın 7. ünitesi yani elektriğin iletimi ünitesini anlatacağım. İlk konu başlığım elektrik. iletken ve yalıtkandan ağırlık, ağırlıklı olarak bahsedeceğim burada. Evet başlıyorum. Evet elektriği iletmeye göre maddeler iletken ve yalıtkan olarak ayrılıyor. Öncelikle size basit bir durumda şunu ayırmam gerekiyor. Mesela iletme özelliği diyorum şeye değineceğim burada. Maddeleri evet ikiye ayırıyoruz. İletken yani elektrik akımını geçirenler ve yalıtkan yani elektrik akımını geçirmeyenler. Bundan sonra iletkeni şu şekilde sınıflandırabilirim. İyi iletken, kötü iletken. Veya hatta orta derecede de ileten maddeler vardır. Orta iletken. Ama yalıtkanı iyi yalıtkan, kötü yalıtkan diye sınıflandıramayız. Çünkü yalıtkan Hiçbir durumda geçirmiyordur. Özel çok nadir durumları var. Ama normal şartlarda bir yalıtkan için iyi, orta, kötü gibi bir sınıflandırma yapamayız. Ama iletken için bunlar kullanım alanlarını belirleyen durumlardır. E şimdi ayrıntılı olarak bakarsak iletken madde üzerinden elektrik akımını geçmesine izin veren maddelerdir. Yani üzerinden elektrik akımı geçiyor. Örnek olarak genelde metaldir. Demir, bakır, gümüş, altın... Bunlar arasında bizim kullandığımız yani şehirler arası veya günlük hayatta makinelerin içinde kullandığımız bakırdır. Bakır ama gümüş daha iyi bir iletkendir ama bakırı kullanırız çünkü bakır daha ucuzdur. Hepsi katı olmak zorunda değil. Bakın çeşme suyu, limonata bunların hepsi iletkendir. Şimdi her maddenin iletkenliği aynı değildir. Az önceki verdiğim örnekte olduğu gibi. Her madde iletkenliği aynı elektriğe aynı iletmez. Bazıları iyi iletirken bazıları daha kötü iletir. Baktığım zaman gümüş iyi bir iletkendir. Nikel krom dediğimiz madde genelde ısıtıcılarda kullanılır ve bu kötü bir iletkendir. Evet yalıtkana gelirsek üzerinden elektrik akımının geçmesine izin vermeyen maddelere yalıtkan denir. Genel olarak plastiği biliriz biz. Çünkü o bahsettiğimiz kabloların üstü plastikle kaplıdır. Çünkü dokunduğumuz zaman elektrik çarpmasın diye. Bunun dışında cam, seramik, seramik yine genelde elektrik direklerinin üstünde fincana benzer şekillerde görürüz. O seramiktir. Kauçuk gibi maddeler. Ve aynı zamanda bunlara da bir sıvı eklersek bu özeldir. Çünkü bir yanılgı olduğu için bunu ekstradan değineceğim. Saf su bir yalıtkandır. Ama ben saf su deyince genelde öğrenci sanki böyle marketlerden alınan o hazır suları saf olarak sanıyor. Halbuki Onların içerine bakarsanız içindeki mineraller yazıyordur. Saf su sadece hidrojen ve oksijenden oluşur. İçinde hiçbir mineral olmaz. Onlar saf su değildir. Saf suyu biz günlük hayatta çok bilmeyiz. Çünkü saf su akülere konur. İçinde tortu bırakmaması için saf su kullanılır. Yani çeşme suyu da saf değildir. İçtiğimiz sular da saf değildir. Çünkü saf suyun zaten bir tadı yoktur. İçilmez. Ee, bir de önemli nokta şu. Yalıtkanlara çok güvenmemek lazım. Hava bir yalıtkandır. Fakat yıldırım ve şimşek gibi çok güçlü elektrik akımlarını durduramaz ve üzerinden akım geçer. Yani bir yalıtkana da o kadar fazla güvenmemek lazım. Çok güçlü bir enerji olursa o yalıtkanı da dinlemeyip üstünden geçebiliyor. Evet, klasik sorular yani iletken ve yalıtkanı bilmeniz gerekiyor. Burada da birkaç tane örneğin üzerinde duracağım. Mesela kuru tahta, kuru tahta bir yalıtkandır. Elektrik akımını iletmez ama kuru değil de bunu ıslatırsanız, yaş tahta olursa sıvıdan dolayı iletir. Ama kuru tahta yalıtkandır. Bakalit, bakalit tencerelerin o tuttuğumuz kısımları ya da tavanın tuttuğumuz o siyah kısmının yapıldığı maddedir. Bakalit nasıl ki ısıyı iletmiyor, çünkü elimiz yanmıyor orada tuttuğumuz zaman, elektriği de iletmiyor. O yüzden onu da yalıtkana işaretliyorum. Porselen dediğim gibi tele e, telefon değil de genelde elektrik direklerinin üstündeki o fincanlarda görürüz. Evet, o da yalıtkandır. Tuzlu su iletken bir maddedir. Şekerli su yalıtkan bir maddedir. Sirke iletken bir maddedir. Saf su az önce bahsettim. Yalıtkan bir maddedir. Evet, bir tane soru diyor ki test devresinin uçlarına test devresi de şu anlama geliyor. Basitçe bir tane ampül Ondan sonra şurada bir tane pil ve burada bir boşluk bırakılır. Bu boşluğun içine araya artık bir metal koyabilirsiniz. Burada sıvı koyduğu için bunu büyük ihtimalle bir kaba batırıyor. Bu kaba şu sıvıları koyuyor. Bu test devresidir. Eğer buradaki sıvı iletkense akım çıkıyor artıdan ampulün üstünden geçip sıvıdan da geçip devreyi tamamlıyor ve ampul yanıyor. Buna test devresi denir. Test devresinin uçları arasına iki sıvı konuyor. Ve iki durumda da lamba yanmıyor. Hangi seçenek tercih edilmiştir diyor. Yani ben e, öyle bir tercih yapacağım ki ikisi de yanmayacak. Yani yalıtkan olacak. Üstlerine yazacağım ben iletken yalıtkan diye. Tuzlu su tuzlu su iletir iletken. Şekerli su yalıtkan. Evet iyi ve Y yapacağım bundan sonra. Sirke iletken saf su yalıtkan. Şekerli su yalıtkan, saf su yalıtkan, saf su yalıtkan, tuzlu su iletken. Ben ikisinde de yanmamasını istiyorsam o zaman iki tane Y'yi seçeceğim. Yani yanmayan ve yanmayan. Demek ki aradığım şık C şıkkıymış. Evet bitmiş sorularımız. Bugünkü dersim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.